Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayımız akademisyen Dilek Erdoğan Yılmaz hanımefendi. Evet, Kahramanmaraş Belediye Başkan adayımızdan bir selamlama konuşması rica ediyoruz. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Değerli Genel Başkanım, Başkan Yardımcılarım ve değerli hemşerilerim. Bundan 90 yıl önce deniz gibi masmavi bir gözü olan, Samsun'un denizi gibi kara, Karadeniz'in dalgaları gibi hırçın, tarihi gibi şanlı, Bandırma gibi istikamet üzerinden büyük bir adam, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ehl-i Beyt'in nefesiyle yola çıktı. Bu öyle bir kutlu bir yola çıkıştı ki, üzerinde güneş batmayan imparatorlukları yıktı. Dünyada emperyalizmin esaretinde çırpınan tüm mazlum uluslara umut oldu. Japon sınırlarından Viyana kapılarına kadar uzanan bir imparatorluğun inkırazından sonra bağımsız, demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Bugün aynı... Bugün aynı inançla, aynı ruhla, aynı nefesle Prof. Dr. Haydar Baş'ın yazdığı milli ekonomi modeliyle hoş geldin Atatürk ile 250 yıldan beri insanlığın kanını emen kapitalist sistemi bu cennet vatan üzerindeki tüm şer odaklarının planlarını darmadağın etti. İnsanlığa umut oldu ve bugün biz Kahramanmaraşlılar olarak zamanında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün arkasından canı pahasına duran Sütçü İmam, Avukat Mehmet, Ali Beyler, Aşıklıoğlu, Hüseyinler gibi Prof. Doktor Baş'ın arkasından durarak kahraman sıfatımızın hakkını vermeliyiz. Değerli Kahramanmaraşlılar, tarih bugün bize ağır bir sorumluluk yüklüyor. Ben de sorumluluk ile 30 yılımı bu ülkeye hizmet adamış emekli bir öğretmen olarak öncelikle bu onurlu görevi bana tevcih eden değerli BTP yeni yönetimine çok teşekkür ediyor. Partimizi ve genel başkanımızı Kahramanmaraş'ımıza hizmet aşkıyla bu süreçte en güzel şekilde temsil edeceğime söz veriyorum. Ayrıca ilçe... Ayrıca ilçe belediye başkan adaylarımıza ve tüm Türkiye'deki belediye başkan adaylarımıza Allah yar ve yardımcımız olsun diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyor. Teşekkür ediyorum. Evet. Bunu Dilek Hanım'a bayanlar çok alkışlamalı. Artık Maraş'ta bir akademisyen, bir emekli öğretmen, bayan adayınız var. Artık size uyku haram. Ona çok büyük bir alkış. Şimdi bu işi hep birlikte yapacağız. Bu bir gönül işi, birlik işi. Hepinize güveniyorum. O yüzden bu yola çıktım. Teşekkürlerimi sunuyorum. Evet. Şimdi beraberce